gene bütün örtüyü üstüne almış ya. Ne var? Bırak şu örtünün ucunu. Örtüsü ya, örtü bende değil. Benim sırtım açıktı asıl. Sen bırak örtüyü. Ya dalga mı geçiyorsun? Bırak diyorum ya şu örtünün ucunu, bırak. E dalga geçeceğim ya. Sen bırak. Dersin bırak şunu. Bırak! Ya! Dersin? Aslı değil mi bu? Ne işi var bunun bizim yatağımızda? Ya ben ne bileyim hanım ya? Daha küçük sarı beni ya. Şu kollarını hissetmek istiyorum aşkım. Kaçma yiğidim. Kaçma kocam. Başına bir iş gelir ha. Haklısınız ama işte ben... Yapma öyle kızım. Kız size ne oldu böyle? Ha? Aslı. Sen burada mıydın ya? Ya burada değildi. Boynumdan çıkardım ben şimdi onu. Siz ne kokuyorsunuz böyle? Siz ne ettiniz böyle? Anne biraz sessiz ne olur ya. İnsan yattığı yeri bilmez mi arkadaş ya? Ben ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim. Şu elini kırarım vallahi. Hey! Sen babayla ne biçim konuşuyorsun? Babam mı lan o? Yok oğlum, babam nereden çıktı? Yat o zaman. Babam. Babam mı? Allah Allah. Babam. Geçin şöyle. Bu haliniz ne ya sizin? Ya düşündüğü gibi değil. Biz geç gelince burada yatarız da ben kanepede diye düşündük. Ya bu yüzünün halini soruyorum ya. Çarşamba pazarı gibi. Oğlum ne pis dövmüşler lan seni. Oğlum sen dün geceyi hatırlamıyorsun herhalde. Siz kavga ettiniz değil mi? Yok babacığım, ne kavgası ya. Kardeşimi dövüyorlardı. Girdim aralarına, ellerinden aldım. Beni mi dövüyorlardı? Beni dövüyorlardı. Oğlum ben olmasaydım seni ahtapot gibi çekmeseydim oradan. Selamı şu an okuyorlardı. Patates ettiler lan seni orada. Hala bak. Ya kavga etmişsiniz, bir de karşımda konuşuyorsunuz. Yok arkadaş ya, ben aklımı oynatacağım. Yani birileri kavga eder. Ötekileri benim yatağımdan çıkar. Baba pardon. Yatağından kim çıktı? Yatakta kim vardı? Oğlum sizin halınız ne böyle? Ne olmuş ya? Ay. Okan'ım ne oldu sana? Ne oldu diyor? Bu haliniz de sizin ya. Ya size ne oldu? Gülme ya lütfen. Hallere bak. Ya. Ya
Yani zıkkımlandıkları yetmemiş gibi bir de dayak yemişler. Biz dayak falan yemedik baba. Dayak yemedik baba. E yüzünü bu halı ne? Sen bir de onları gör baba. Biz onları mahvettik ya. Biz dayak mı yemedik ya. Bunlara ne diyeyim ha? Biri duysa Antep'e rezil oluruz. Ya hiç edep hayada kalmamış bunlarda. Gelin kısmısı hiç eve sarhoş mu gelir? İftira. Ben hayatımda ağzıma içki koymadım ya. Ay sallandık, iyi misiniz? He, bomamış. Kızım sana ne diyeyim ben, he? Sen karnındaki Sabi'yi de mi düşünmeyin? Gebe gebe hiç içki içilir mi? İyi de ben içmedim ki. Bak bir de inkar ediler ya. Ne içtiniz o zaman? Ne içtiniz de bu hala geldiniz? Hanım tamam, yeter yeter. Sen de fazla çocukların üstüne gitme. Siz ikiniz düşün bakayım önüme. Şunları. Bana bakın. Muhakkak ayrılmanız lazım. Tamam mı? Ayuş geldiğinde eğer beni rezil ederseniz bir daha gözüme giremezsiniz. Anlaşıldı mı? Melmel bakmayın öyle. Anlaşıldı mı dedim? Ya anlaşıldı, anlaşıldı değil mi ya anne? Ne olur biraz sessiz. Şu günü atlatalım. Ben size bunun hesabını soracağım. Kalkın hadi. Hadi ilk sen kalk ya. Yok yok sen kalk hadi. Ha baba, biliyor musun? Abim benimle çalışmaya kabul etti. Öyle mi? Yo, ben çok sarhoştum, hatırlamıyorum öyle. Bana bak. Yalan söyleme, söz ağızdan bir kere çıkar. Yani tamam dedim ama içkiliydim, o sayılmaz. Allah Allah, oğlum elimde kapı gibi belge var, belge. Anladın mı? Hiç inkar edemez. Bak. Sen bunu ne zaman imzalattın bana ya? Ben bilmem oğlum, imzaladın mı imzaladın. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Hadi yürü. Baba, sen bize gelmiyor musun? Yok, ben dönürümle buluşacağım. Ökkeş'i bekliyorum. İyi, hadi bakalım yürü düşünme. Personel. Oğlum gelmiyorum dedim, anlamıyor musun sen? Oğlum, elimde belge var diyorum bak. Gelmezsen seni mahkemeye veririm. Tam geleyim ama mahkeme için değil. Sırf tek başıma yapamam dedin diye geliyorum ha. Hadi. Hadi görüşürüz. Haydi, haydi kolay gelsin. İçin, için, için. Kahveler bitsin. Hadi bakalım. Sodalar gelsin. Geldi. Sodaları dikin bakayım. Hadi bakayım, hadi. Ay anne ya, üst üste böyle ya. Vallahi bir nefes alsaydık bari. Nefes alacak vakit yok. Ayuş'la şimdi gel. Meryem, su bardağını da getir bunlara kahveyi. Hadi bir daha getir. Kızlar bu kadın bize her bulduğu şeyi içirecek mi ya? Zaten benim başım çatlıyor. Benim de. Tek istediğim şey misafirleri atlatmak. O kadar. Sen ben zaten rezil oldum Tahsin amca ile Neval teyzeye. Çok utanıyorum. İyi uyudun mu bari? Bilmesenize ya. Utancımdan ölüyorum, bu da bir an önce eve gitmek istiyorum zaten. Kızlar biz dün gece ne yaşadık ya? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Valla al benden de o kadar. Biz eve nasıl geldik? Nasıl girdik? Nasıl yürüdük? Hepsi kocaman bir boşluk. Yalnız niye eğlendik ama değil mi? Ben bir dans ettiğimizi hatırlıyorum ya. Bütün gözler benim üstümdeydi. Kızlar, ben Neval annemin yanında size söylemedim ama... bence bizim kokteylimize alkol koydu bunlar. Ay, kötü emellerine alet etmeye çalıştılar bizi ya. Allah'tan başımıza bir şey gelmedi. Ay kızım sen de hemen yazdın senaryoyu ha. Bir şey olmadı işte ya, sağ salim geldik eve. Yani geldik gelmesine de şu halimize bak. Okan'ım da yüzüme hiç bakmadı. Acaba kızdı mı bana ya? Ah vallahi geldiler. Geldiler bunlar. Bana bakayım. Taktınız mı kolyeleri? Eh tamam. Bu kaç? Çift. Ay Emine, hoş geldin. Sen mi geldin? Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne haber kızlar? Aslı sen niye burada kaldın ya? Bütün gece merak ettik kızım seni. Yani
Abla ben aslında... Ay bu sefer kesin onlara. Bana bakın, dik oturun tamam mı? İnşallah anlamazlar. Şimal, neyi anlamasınlar kız, ne oluyor? Abla ben sana anlatırım sonra. Ayyuş, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, geçin. Geçin, geçin, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelirken bahçede gördüm de, 3 tane mi adak adadın? Ben benim torunlara 7 tane adadıydım. Yok kız, onlar daha salık için. Torunum doğsun, 15 tane adıcım. Sizin meşhur ekizler nerede? Rahat rahat oturalım de, bakıcılarına bıraktık geldik. Aa, kız, çocuğun zahmatı mı olur hiç? Vallahi benim torunum doğsun, tepemde taşıyacağım. Kızım, madem bakamacıdın, neden doğurdun? Sen yine de peşin peşin büyük büyük konuşma istersen Naval. Malum yaşın geçiyor, öyle karşıdan konuşmakla olmuyor bu işler. Hış, kişi karşındakini kendin kimi bilirmiş. Kız ben senden 5 yaş daha gencim ya, ne çabuk unuttun. Benim sağlığım, kuvvetim yerinde, kondisyonum iyi. Bakıcım ben, merak etme. Bu fal da cebime gir kele. Hadi o zaman, hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Ay Vildancığım, görüyor musun? Kime niyet, kime kısmet. Bak sen tüp bebek bile denedin ama Rabbim eltine verdi. İnşallah hasetlenmiyordur kıza. Ne münasebet ya? Benim de olur bir gün. İnşallah canım, inşallah. Ne yapacaksın? Umut fakirin ekmeği işte. Hoş geldiniz. Hoş gördük kızım. Gebeymişsin, hayırlı olsun. Bunlar kim? Efendim, arkadaşım Aslı, ablam Emine. Öyle mi? Maşallah, ablan da pek güzelmiş, akça pakça. İnşallah kızın ona çeker, nenesi gibi kara olucuğuna. Ay, büyüklerimiz ne demiş? Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin. Büyük lokma yemesen de. Tamam ümme, büyük laf etmemeyi de hiç bilemedim ben Eval. İlk torun Artvinli olucuğu desene. Ben bileceğimi bileyim. Sen de baba nereliyse evladı da oralıdır haneni bilmeyin mi? Gafil Ayyuş. Hem bir dakika, bir dakika. Artvinliyse ne olmuş yani ha? Hey hanımefendi. Sana değil. Hani bu gelinin kirpiği çiftlememiş ya? Kirpiği çiftleşmesi ne ya? Neval, sen emin misin bunun yebek alıp olduğuna? Yüklü kadının kirpiği çiftler, biliyorum. Bununki çiftlememiş. Nasıl çiftlememiş? Sorsan has Enteplisin mi? Hiç de bir şey bildiğin yok. Bana bak ne o? Yoksa sen bizi mi kandırıyorsun? Gelinim hamile değil. Aa! Haneyin oğlu senin. Bu kız o nasıl söz? Bunun yalanı mı olur? Tövbe tövbe. Ne bileyim. Hiç gebekalık gibi gelmiyor bana. Sen ultrason musun? Allah Allah. Kız gebe işte. Gebe diyoruz. Sen misafirliğini bil canım. Otur yüzüm ye, pisküvit ye, bir şey ye, adamımızı yapak. Siz hele benim bir lafımı dinleyin. Kızım, doktorla mı bildin gebekalık olduğunu, yoksa çubukla mı baktın? Ya sen ne diyorsun, o nasıl söz ya? Kız gebe diyoruz, gebe. Aa, gerçekten yeter ama. Yani geldiğinizden beri sorgunuz sualiniz bitmedi de. Hep senin gözün görmüyor. Nereden gördün kirpiği sen, çiftledi mi, çiftlemedi mi değil ya. Ay, hadi hadi oturun. Kim midir nedir ya? Kirpikten nasıl anlayabilir ya? Bak ne diyorum biliyor musun Dönür? Eğer oğlan olursa doğar doğmaz sünnetini yaptırak. Bizim oralarda adettir. Haftası çıkmadan yaparız biz. Ne diyorsun ya? Doğar doğmaz sünnet ne oluyor? Duyunca yaparak böyle anlaşanlı bir sünnet duyunu. Adettir diyorum Dönür. Ya o sizin öğrenen adeti. Bizim orada öyle bir adet yok. Bizde düğün yapılır. Gel sen beni dinle. Doğar doğmaz yaptırak biz. Ya olur mu olmaz diyorum ya. Normal sünnet düğünü yapacak biz çocuğa ya. Böyle güzel bir düğün yapacağız, eğleneceğiz. Büyüyünce diyorum sana.
Ya niye inat ediyorsun Dursun Efendi? Şimdi doğar doğmaz yapıyorlar. Hem çocuklar için daha iyiymiş. Olmaz efendim. Ben torunuma düğünsü sünnet yaptırmam diyorum. Ya tamam o zaman. Doğunca sünnetini yaparız. Büyüyünce de düğününü yaparız. Ya... Ha öyle diyorsun. Öyle olur. O şekilde olur. Yapabilirdim. Değil mi? Olur. Oh. Ama okulunu Amerika'da okuyacak. Sebep? Ya sonuçta bu çocuk en iyi eğitimi almayacak mı dönür? Alacak tabii. Memlekette okul mu yok ya? İlla gavura okulunda mı en iyi okul varmış? Ya nerede var? Burada da vardır. Ben o kadar uzakta istemiyorum. Ya sen bu çocuk böyle doğru düzgün bir eğitim alsın istemiyor musun dönür? Yok istiyorum ama benim dizimin dibinde olsun. Memlekette okul mu yok ya? Ya hem pencere kenarı hem şoför yanı hem de 25 kuruş olmuyor işte. Benim torunum dünyanın en iyi okullarında okuyacak. Olmaz diyorum. Yurt dışına falan göndermeyiz onları. Gör bak nasıl göndereceksin. Ada gerçekleştirdiği için ilk mumu Neval Hanım yakacak. Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Sağlıkla kucağımıza dalmayı nasip et. Sonra masadaki her şeyden birer birer tadacaksınız. Ben bir şey de mi gerçekten? Sonra direkt sayınız kadar mum yakacaksınız. Ama mumları yakana kadar konuşmak yok. Dışarılıklı gelin olmak da ne kadar zormuş. Maşallah gelin kızımız da hiçbir şey öğrenememiş şimdiye kadar. Şşşt. Sen ağzını burnunu niye eğip büküyorsun öyle Ayyuş? Ne oldu beğenemedin mi? Bildan sen ne dileyeceksin? Ay benimki de soru ha. Bebek dileyeceksin tabii ki. Ne dileyeceksin? Dile arkadaşım dile. Rabbim veriverir belki. Belli mi olur? Gelin sofrayı görüyor musun? Tam tembel arvat işi. Zahmetsiz. Tam nevallık ha. Ayyuş'cum. Duamı böldüm ama bunlar aperatif. Asıl hazırlığı görmedin. Eğer çenenle tutabilirsen görücün. Ay. Asıl hazırlıklar da senin elinden çıktıysa yandık demektir. Aç kalacağız. Aa, dilime küfür de Müslüman olsa. Kız sen evlendiğinde yumurta kırmayı bile bilmiydin de. Bana Neval ne olur bana pilav yapmayı öğret diye yalvarmadı mıydın? Ha? Ne çabuk unutuldu o günler. Allah'ım kuru iftiralardan saklasın inşallah. Senin çeyiz biçmende köfteyi kim yoğurduydu? Evet sen yoğurmuştun. Hiç unutmayayım. Herkes cırcır olmuştu. Bütün çeyizi ben düzmüştüm. Ama hani konuşmak yasaktı? Amin. Zaten kızımı Pınar'a götürdünüz. Orada bahçede, onun bahçesinde düğün olur. Böyle şey mi olur ya? Ben torunumu büyüyünce güzel, nişanlı bir sünnet düğünü yapacağım. Sonra da bir evlenirken de güzel bir Artvin düğünü yapacağım. Hiç boşa konuşma Dursun Efendi. Bizim oraların 7 gün 7 gece ziyafet sofrası kurulan düğünleri dururken başka yere ne hacet? Ne diyorsun sen ya? Zaten benim torunum Artvinli kız alacağız. Düğünü de orada yaparım biz. Bak hele bak bak bak. Nereden biliyorsun sen Artvinli gelin alacak? Belki yabancı gelin getirecek gittiği okullardan. Ya ne yabancı gelini? Tak düzen yabancı gelini ya. Yurt dışına göndermiyorum ben bu çocuğu diyorum sana. Gör bak nasıl göndereceksin. Benim torunum Artvinli gelin alacak. Sünnet düğününü büyüyünce yapacağım. Artvin'de güzel bir düğün yapacağım. Yurt dışına da gitmeyecek bu konu kapanmıştır bu kadar. Eğer ben gidecek diyorsam gidecek o kadar. Gitmeyecek diyorum sana. Lan. Gidecek dedim. Gitmeyecek diyorum. Gidecek dedim. Gitmeyecek diyorum. Bak. Ya Allah canını almasın dönür ya. Ya şu halımıza bak ya. Biz de bağırdık ayıp oldu ya millet.
Ya doğmamış çocuğa don biçiyoruz biz burada ha. Dur, otur hele otur. Ya ayıp ettik ya, bağırdık la ya da bir. Ama dede olmak da bir keyifliymiş yani. Ya baksana şu halimize, ne diyorsun ya? Hele bir de kucağımıza aldık mı tadından yenmez ha. Yalnız yabancı okulda okuyacak. Ya sen benim damarıma ne basıyorsun ya? Okumayacak diyorum o kadar. Beyren bir yastık getir. Hemen. Otur kızım sen şöyle baş köşeye. Beline de yastık koyalım. Ver Meyrem. Hı. Ne olur kızım? Rahatsın değil mi şimdi? Bakıyorum da senin papucun dama atılmış Vilda. Yarın bir gün gebeye de sen hizmet edersin artık. Çok komik espriler ya. Al bakalım ye. Şundan da koyalım. Al kızım. Rahatsın değil mi kızım? E malum oğlan anası olucun. Sen bizim göz bebeğimizsin. Uyuşmuş arkadaş, kadının bütün ayarlarını bozdu ya. Gelin hanım yeni gebe herhal. Baksana karnı değil dümdüz. Demem o ki, oğlan olucu diye fazla ümitlenme. Üzülebilirsin. Çok cinsiyetçisin Ayyuş. Oğlan olsun, kız olsun hiç önemli değil. Yeter ki sağlıklı olsun. Ama dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Burnu büyüğü. Oğlan olucu. Gelin hanım bak bana hele. Hiç gebe siması yok. Al kızım al. Aç bakalım ağzını. Al canım benim ye ye. Aa, hadi hadi hadi. Hadi ye bakalım ye ye. Allah, dur dur dur, sen elleme ben silerim. Dahsin hediyesi, manevi değeri var. Aç da görsünler. Dahsin Bey de amma mı kızmış anam? Ala ala bir kuru set mi aldınız kıza? Geçmiş zaman, ben hiç hatırlamıyorum. Biz sana ne aldıydık kızım? Cip aldıydınız annem, cip. Biz de alacak. Sipariş verdik. Yeni modelini bekleyik. Dahsin de değil ki. Bir tane daha yazlık alalım değil. Bu sefer böyle denize 10 metre olsun. Durun rahat rahat denize girsin değil. Yuh. Maşallah. Senin set az daha mı küçük Vilda? Senin de hiç yok. Kısa taktı Vilda'nı ha. Sevimsiz. Ay ben daha fazla yemeyeyim. Midem şey oldu sanki, bir rahatsız oldu yani. Bir de fenalık geldi. Aa, ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu? Ya ne oldu? Bu gelin vallahi da gebe değil, billahi da gebe değil. Ben dediydim. Kipriğinden belliydi zaten. De ona buna bakma Nevalcığım, benim sözümü dinle. Öyle cubuklan mubuklan olmaz bu işler. Bir doktora götür, iyice emin ol ki boşlar haybeye gitmesin. Sen hiç telaş etmeyesin Ayyuş. Dorunların boy boy olunca o zaman gene konuşuruk. Vildancığım, iki tane mum yaktığını görmedim sanma. Senin iş biraz zor ama inşallah diyeceğiz artık. Hadi kalın sağlıcakla. Hele anam kemçi ağzı bir türlü kapanmadı ki. Hasetinle neler söyleyeyim göreyim mi? Ama ben onun ağzını nasıl kapatacağım bileyim. Bir daha gelirlerse taşınacağım. Şimal. Sen iyi misin ablam? Böyle bir solgun gibi görünüyorsun. Aslı sen de. Ablacığım biz iyiyiz. İyiyiz aslında da dün gece Aslı ile laflarken çok geçe kalmışız fark etmeden. O yüzden. Evet ya, evet öyle oldu. Çok çok konuştuk gece. Çok aşk, çenemiz bir düştü, anlatamam sana.
Yalnız ben Neval teyzeyle o kadın arasında bir kalacaksın diye korkmadım değil ha. Evet ya. Yani misafir olmayacaklardı, ben onların ağzının payını verirdim de. İşte neyse artık. Meryem abla. O tuz olayı neydi öyle? Bu kafasına döktüler bir şeyler. Bizde adettir kızım. Gebe kadının başına tuz dökülür. Eğer kızsa anası ağzını kaşır, oğlansa burnunu kaşır. Şimal hiçbir yerini kaşımadı ya, ondan bizimkiler çok şaşırdı. Hmm. O kadınlar bunu nereden anlıyor? Yani öyle saçma şey mi olur ya? Ha, kıza değil de tuza inanıyorlar yani. Sanki bu kızın size yalan borcu var. Bu böyle olmayacak. Şimal, kalk kızım gidelim. Nereye gidelim? Doktora gidelim. Senin karnındakinin fotoğrafını çektireceğim. Onun suratına çarpacağım. Yok öyle kirpiği çiflemiş, yok çiflememiş, yok kafasını kaşımış. Öyle bir şey olmayacak. Onun suratına o fotoğrafı çarpacağım. Hadi kalkın. Şimdi Neval anneciğim, biz bugün çok yorulduk ya baksana. Ondan dolayı acaba yarın mı gitsek diyorum. Hayır, yarın çok geç olabilir. Bugün gidelim. Hemen şimdi gidelim. Hadi. Aslında ne iyi olur Şimal ya. Gideriz doktora, bir ultrason görüntüsünü falan babama da götürürüz. Ne iyi olur. Bu İtalyanlarla yaptığımız sözleşmedeki gibi olsun. Her şart aynı olsun. Sen abi görüşmüştün İtalyanlarla değil mi? Sende var mı sözleşme örneği? Mail atsana bana onu. Vay vay vay. Kardeşimdeki hareketleri kesme. Bakıyorum da hemen patron havalarına girmişsin. Patronum zaten. Daha babam resmen şirketi vermedi kardeşim. Hemen havaya girme. Deklar etti. Sen onu oldu say. Belli olmaz o iş. Her an her şey değişebilir kardeşim. Ne değişecek ya? Sen Şimal'le mi konuştun ya? Abicim ne yapıyorsun? Kendi ağzınla. Şimal'le ne konuşacağım ben ya? Ne konuşacaksın sen ya? Kim dedi Şimal diye? Ben Şimal demedik, ben şirket dedim. Bu şirketle ilgili şeyler, İtalyanlar. Ne yaptın sen maili? Attın mı bana? Mail at, bekliyorum. Attım, bir daha. Aslan, bak böylesi daha iyi oldu. Gerçekten. Şimdi sonunda patlayacaktı zaten. Böyle bitsin gitsin. Yanlışlık olmuşlar, kapatırız konuyu. Kızım ne yanlışlığı ya? Test yanlış mı çıkmış diyeceksin. Ay kim inanır buna Allah aşkına? Aslan ne yapayım? Sanki hayatımın ipleri benim elimde. Ay bu civanda telefonu açmayacağı tuttu ha? Ya bırak, arama şunu. Aslıcığım, vallahi böylesi daha iyi oldu. Bak vicdan azabı ayrı dert, gerginliği ayrı dert. Biter gider böyle. Ne demek biter gider? Kızım sen millet üzülmesin diye susmamış mıydın zaten? Ay şimdi ne oldu da acaba fikrin değişti senin? Ha? Bak demedi deme. Bu iş senin başına patlar ha. Hem de bu sefer öyle test yanlışmışla da kurtulamazsın. Yani kendin doktora gitsen neyse de. Ama yani kayınvaliden götürüyor. Bu sefer yalancı durumuna düşeceksin. Hem de öyle torun hevesi boğazlarında kaldıları geçtim yani. Babanın düşeceği durumu düşünebiliyor musun sen? Ay Aslı sen de. Sanki ben tutturdum gidelim diye. Adam beni zorla götürüyor. Görmüyor musun? Ne oldu? Ne duruyorsunuz? Hadi yürüyün arabaya. Yürüyün hadi hadi. Aslı kızım doğru geldik değil mi? Evet evet Neval teyzeciğim, burası en iyilerinden biridir. E hadi o zaman bismillah. Aslı sen ne işler karıştırıyorsun? Ne işler çevireceğim canım? Senin burada hayatını kurtarıyoruz işte. Ya bilmece gibi konuşma sen. Söyle işte. Yani söylemesine söylerim de açıkçası birazcık tepkinden korkuyorum. Aslı. Az kalsın o konu kendi ağzından laf veriyordun kardeşim. Flaş. Civan sahiden daha mı beklenmedik kaf? Oğlum sus, kafam kazan gibi zaten. Şimaleydi, Nazlı'ydı, şirketti. Vallahi bittim ya. Bir de dün gece üstüne. Neyse, artık bir süre rahatsın en azından. Ya. Thank you.
Alo. Evet benim. Kızıyım. Ne? Hangi hastanedesiniz? Tamam, hemen geliyorum. Allah kurtarsın. Şimal, ablam sen iyi misin? Böyle bir terlemişsin gibi ya. Normal bir şey. Kız heyecanlanıyor. O da bebesini ilk kez görecek. Ya. Aslı kızım, sen bizi buraya getirdin ama burak iyi bir yer mi? Aa, tabii Nebahat teyzeciğim. Sonuçta annemizin kendini huzurlu hissetmesi lazım ki bebişimiz kötü etkilenmesin, değil mi? Sen öyle değilsen öyledir. Bize bebeğin sağlık haberlerini versin. Bir de fotoğrafını versin yeter. O Ayşe'nin bez suratına çarpayım, başka bir şey istemeyeyim. Bunda ne var? Canım sen artık bana bir güvenir misin? Açmıyor abi. İkisi de telefonlarımı açmıyor. Aslı bu kadar aradığına göre kesin bir şey oldu, kesin. Anneni bir ara istersen. Doğru, annemi arayayım. Şimal Hanım. Doktor Hanım sizi çağırıyor, buyurun. Hep birlikte mi gireceksiniz? Evet, nasıl soru o kızım ya? Biz hepimiz geldik, torunumuzu görecek. Şöyle yapalım mı? Biz önce Şimal'le ikimiz girelim. Şimdi doktor muayene edecek ya, Şimal biraz utanır. Ultrason bakılırken biz size haber veririz. Ben? Hadi canım. Ben de mi geldim Aslı? Ne senin ya? He, Civan oğlum, ha ne diyeyim? Anneciğim nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Merak ettim sizi. Ne yapak oğlum ya? Doktora geldik şimdi. Doktora mı? Niye? Ne oldu ki? İşte Şimal'ı bir doktor görsün, bebeği bir görsün, muayene etsin diye. Sen ne diyorsun? Anneciğim hangi hastanedesiniz? Bana hemen adres ver, geliyorum. Neredesiniz? Oğlum ne edeceksin hastaneyi sen? Biz hepimiz buradayız, merak etme. Ha? Bu da buldumcuk oldu ha. Anne çabuk söyle, hadi neredesiniz? Neresiydi bu? Ha. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Ne oldu abicim? Soru sorma kardeşim. Soru sorma, beni takip et. Şimal yine yaptı yapacağını. Hadi koş. Sen? Aslı! Benim böyle bir şey kabul edeceğimi nasıl düşünürsün ya? Şimal bir dur, bir dur. Bir dur. Önce... Dışarıdaki absürt durumu bir düşün, bir sakinleş. Ceren her şeyi biliyor. Ne? Ya sen bu kadını benim özelimi mi anlattın? Ya ne yapsaydım Şimal? En yakın arkadaşımın hayatının kararmasına izin mi verseydim yani? Evet anlattım. Kenan'ın hala senin peşinde olduğunu, bu yüzden eşinle aranın açıldığını, sürekli diken üstünde olduğunu... Bu yüzden de bu bebek yalanını söylemek zorunda kaldığını anlattım. Yani başka türlü sana kim yardımcı olacaktı? Bana hala kızgın olmanı anlıyorum Şimal. Ama izin ver yardım edeyim. Bak, Kenan'ın sana ne kadar takık olduğunu en iyi bilen insan benim. Ya onun yüzünden evliliğin yıkılsın istemem. Hem sana bir özür borcum var. İzin ver ödeyeyim. Ne dersin canım? Ne derim biliyor musun? Bundan gelecek yardım Allah'tan gelsin derim. Şimal yapma. Sanki başka çarem mi var? Yani sen bilirsin. Sırf Kenan yüzünden yuvanın yıkılmasını, ailene mahcup olmayı göze alıyorsan ben ne diyebilirim ki? Aslında sana inanamıyorum ya. Kendini düşünmüyorsan ablanla babanı düşün bari. Kim bilir ne kadar üzülecekler. Ayrıca sana olan güvenleri kırılacak. Bunu mu istiyorsun? Yoksa ayağına kadar gelmiş olan yardımı kabul etmeyi mi?
Profesör Doktor Haldun Çiçek. Pardon. Civan. Civan. Duydun mu aşkım olanları? Ben babamı kaybetmeye hazır değilim. İkinci kat 266 numaralı oda. Baba, babacığım. Ha, hadi havayın. Neyin var, ne oldu sana, niye buradasın? Endişelenecek bir durum yok hanımefendi. Haldun hocam küçük bir atak geçirmiş. Geçmiş olsun. Kızın geldiğine göre ben gidiyorum Haldun'cığım. Tamam tatlım. Male, see you. Haldun Bey, kimdir kendisi? Melis, eski bir dost. Old friend. Just friend. Of course. Okay. İyisin değil mi? Simba gibiyim. Unuttum. Ne unuttum? Sugar. Hasta ziyarete. Elim hoş geldin. Olur mu öyle şey ya? Ben gidip sugar alıyorum, sen babanla ilgilen. Geliyorum hayatım. Çocuğun tatlıyla bir sıkıntısı var. Ama ne? Kolay gelsin doktor hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Bebeği merak etmişsiniz. Hoş bulduk. Evet, bebeği merak ettik. Sağlığı nasıl, sıhhati nasıl, onu merak ettik de. Bir de bize sonradan bir fotoğraf verirsiniz değil mi doktor hanım? İlk torun herhalde. Evet, ilk. Madem öyle sizi daha fazla bekletmeyelim. Hiç korkma canım. Turp gibi inşallah benim yeğenim. Evet. Yani nerede? Ben çocuk mocuk göremeyeyim burada. Allah Allah. Gerçekten de bir şey görünmüyor. Daha çok küçük olduğu için cihazla görmek zordur ama... bakın tam şurada. Göremiyorum doktor hanım. Böyle kese gibi bir şey olması gerekmiyor mu? Yani bir şey olsa en azından bir görsek fasulye gibi. Vallahi ben de göremiyorum. Ya dediğim gibi daha çok küçük. Sadece minik bir kese şeklinde oysa. Bir kese de yok. Biz mi göremiyoruz acaba Nüven Hanım? Hani o... Bir de küçük bir kese olaydı iyi olurdu bizim için. Yani kese ben göremiyorum siz. Ben gördüm. Şu şurada ben şuradaki galiba. Şu hani kız fazla. Orada işte. Ya iyi denizin bir tanesi be. Ben ağlarmışım daha. Ha. Ben de gördüm sanki göreyim gibi. Şurada bir karıncalanma var. Sanki karınca gibi ama yani göreyim. Ay gadasını aldım. Oy teyzesi kurban olsun. Nokta kadar mı oldun sen? Doktor hanım anı olsun diye bize böyle bir fotoğraf verirsiniz değil mi? Tabii ki vereceğim. Hiç merak etmeyin. Ama şimdi müsaade edelim, Şimal Hanım bir toparlansın. O zaman biz çıkalım. Merak etmeyin, ben size daha belirgin bir ultrason görüntüsü vereceğim. Daha büyük bir bebeğin yani. Böylece büyükler de ikna olmuş olur. Delireceğim. Vallahi delireceğim ya. Ya sanki kainat resmen bize karşı işbirliği yapmış ya. Ya Nazlı'nın babasının kalbinin sıkıştığı yetmezmiş ki bu hastaneye geliyor ve ben bu hastanede 4 tane kadın doğumcu dolaşıyorum, 3'ü de boş yere dolaşmış oluyorum. Sakin ol diyorum, dinlemiyorsun ki ya. Haydi. Ne oluyor orada ya? Bugün benim hayatımdaki en önemli gün. Hayatımda ilk defa torunumu görüyorum. Allah
Allah'ım şükürler olsun sana. Ben bittim de bu. Ben bittim. Elveda hayallerim. Elveda şirket. Anne! Oğlum. Bak bu küçücük şey benim torunum olacağım. Bu bizim dediğimiz mi? Emine oğlan şoka girdi. Hamile mi? Hamileymiş. Şimdi öldürdüm seni Civan. Ha, toplantı. Benim bir toplantım var. Durdum. Hemen geliyorum. Bir yer ayırma. Benim toplantım var. Ne yapıyorum Civan? Bak her şeyi kulaklarımla duydum. Sakın bana yalan söyleme. Aslı, bak bu bir oyun. Yemin ederim bu bir oyun. Bir önce beni dinle. Beni bir dinle, tamam, sakin ol. Ne demek oyun ya? Ne demek oyun? Ultrason çıktılarını gördüm diyorum. Vallahi billahi oyun. Bak bak. Bak gözüme. Gördüm. Fake. Fake. Vallahi fake. Bebek falan yok. Ortada bebek yok. Ben baba değilim. Ne olur. Sakin ol. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Siz aşağıda buluşuruz. Bacak tarafı mı? Bak bir tanem, bu bir yalan oyun. Ne olursun bana inan. Civan kız hamileyim diyor. Sakın bana sakin ol deme. Bir de hamile olduğu yetmemiş. Akrabaların aile buraya toplamış. Kontrolüne gelmiş. Çıldıracağım. Acaba bu adamın hayatta başka bir kadın olmasın ha? Ve asıl hamile olan o kadın olmasın? Sana tek tek her şeyi anlatacağım. Yemin ederim anlatacağım ama önce baban. Babanı yalnız bırakmayalım. Ben sana her şeyi anlatacağım. Yürü gideceğim. Baban yürü, yürü. Baban. Oğlum burada ne işi var ya? Allah'ım ben nasıl bir oyun içine düştüm? Vay canına. Karı koca together. Nereye kayboldunuz öyle? Geldik babacığım. Koridor. Koridorda Nazlı Hanım doktorla karşılaştık da. Bir sorduk genel durumu hakkında hani falan nasıl oluyormuş diye. Onlara baktık. Heyecanlıyız. Hay Allah. Hamile hamile seni de böyle strese soktum be canım. Hey baby, ne dedi doktor? Bebeğinizin durumu iyi mi? Ha? Bu arkadaki hanımefendi arkadaşınız mı?